Peyami Safa'nın iki önemli romanı. Bir Tereddüt'ün romanı, Matmazel Norella'nın Koltuğu. Bir Tereddüt'ün romanında bir yazarın iki kadın arasındaki tereddütü işlenmiştir. Yazar, muharrir, mualla ve vildan karakterleri. Psikolojik roman özelliği gösteren bu eserde karakterlerin tereddütleri, kararsızlıkları, karar vermedeki yetersizlikleri dikkat çekecek. Mualla romanın en kararsız karakterlerinden bir tanesi. Okuduğu romanın yazarına aşık olur. Aşık olduğu yazar kendisiyle evlenmek istediğinde ise tereddütlerden bir türlü kurtulamaz. Her konuda tereddütlüdür mualla. Muharrir romanın ikinci mütereddit kişisidir. Romanın üçüncü önemli ismi Vildan'sa yazarı sever ama yazar ona karşı tereddüt hissetmektedir. Romanda bir yazarın iki kadın arasındaki tereddüdünden ve insan hayatında tereddütlerin ne kadar engelleyici faktörler olduğundan bahsedilmekte aslında. Peyami Safa'nın en dikkat çeken romanlarından birisi de Matmazel Norella'nın Koltuğu'dur. Hemen hemen bütün romanlarında Doğu-Batı çatışması ekseninde bir temayı ele alan Safa, bu romanında da benzer biçimde mistisizmle özdeşleştirdiği Doğu'yu akılcılıkla özdeşleştirdiği Batı zihniyetiyle bir mukayeseye sokmaktadır. Ruh ve madde ikilemi Ferit aracılığıyla sorgulanmaktadır. Baş karakterimiz Ferit, tıp okurken eğitimini yarıda bırakır ve felsefe okumaya başlar. Belki de aldığı eğitimin etkisiyle kafasında birçok soru işareti oluşur. Özellikle yaşamını anlamı ve inanç konusunda yaşadığı bocalama zamanla içinden çıkılmaz bir hale dönüşür. Romanın ilerleyen bölümünde Ferit, Yahya Aziz Bey isminde birisiyle tanışır ve onun sayesinde kafasındaki bazı soru işaretlerinin cevaplarını bulur. Teyzesinden kalan miras da Büyükada'da bir pansiyonda kalmaya başlar. Bu pansiyonun sahibesi Matmazel Norella'nın resmi karşısında mistik bir tecrübe hali yaşar. Matmazel Norella içinde yaşadığı bunalımdan tasavvufa sığınarak kurtulmuş, ermiş bir kadındır. Burada da kadının hayat hikayesini dinler ve ondan çok etkilenir. Yahya Aziz Bey'in telkinleri ile de huzura eren Ferit, sevdiği bayan Selma'ya tekrar döner.